Herkese merhabalar. Bir dönem Avrupa'da kupa kazanan, bu ülkeye Euro Cup'ı getiren, ligde de şampiyonlukta dolu uğraşan Galatasaray Basketbol Suresi maalesef son dönemde çok başarılı sonuçlar alamıyor. Bunun yanında da aslında kötü durumlarla da biraz gündeme de geliyor ve bu kötü durumlardan biri de aslında Galatasaray'da son dönemde Bulut Altın Galatasaray'a açtığı bir davayı kazandı. Ben de bunu kendisiyle konuşmak istedim ki 5 yıllık bir sürecin ardından bu davayı kazandı. Bu mahkeme sürecinde de aslında ana aktörlerden biri de şu anda genel menajerlik görevine de geri dönen Ömer Yalçınkaya'ydı. Onun döneminde başlayan bir süreç. Öncelikle tabi bunların ötesinde yani hoş geldiniz diyorum. Yani çok teşekkür ediyorum abi. Çok sağ olasın. Kabul ettin. Çok hızlıca ayarlamış olduk. Çok sağ ol o yüzden. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Şöyle başlamak şunu abi. Şimdi yani ana konuya geleceğiz tabi ama bunun öncesinde ben şöyle başlamak istiyorum yani. Bulut Altın kimdir? Hani kendini çok kısa bir, bir şekilde yani tanıtma şansın olur mu yani? Neler yapıyorsun? İyi de bir kariyerin var aslında. Kötü sayılmayacak bir kariyerin de var. Anlatabilir misin insanlara da bilgilendirmek adına? Şöyle ismin e, ismim Bulut Altın. 30 yaşındayım. 1993 doğumluyum. E, yaklaşık 17 yıldır profesyonel basketbol oynuyorum. E, şuradan başlayayım. Ben Ankara doğumluyum. E, ailecek Ankara'da yaşıyorduk. 13 yaşında Efes Pisan bana bir transfer teklifinde bulundu. Ailem Ankara'da kaldı. Ben İstanbul'da tek başıma geldim. Yani o zamanlar Efes'in kulüp evi vardı, lojmanı vardı. Ee, orada kaldım uzun bir süre. Efes Bisen altyapısında yetiştim. Altyapılarda birçok e, şampiyonluklara, bireysel ödüllere e, gayet tutuldum. Onun dışında U18'e U20 e, milli takımlarında oynadım. 20 yaşında en son Efes Bisen çıktıktan sonra da profesyonel sürecim başladı. Sırasıyla Türk Telekom'da ve Eskişehir'de oynadım Süper Lig'de. Daha sonrasında da birçok TBL takımında oynadım. Şu anda son iki yıldır da Pizza Bus Basket takımında oynamaktayım. Şimdi sen kendini güzelce anlattın aslında abi. Şimdi şunu soracağım. Şimdi Galatasaray'da bir dava süreci tabii ki de var ama o dava sürecine geçmeden önce senin için daha hikayesi nasıl başladı? Hani başlamadan biten bir hikaye aslında. Yani bu sürece de o sebep oluyor ama sen biraz anlatabilir misin o süreci yani bu hikaye nasıl başladı e, neler yaşandı şöyle oldu biraz o zamanki benim menajerlerim e, menajerlik şirketim e, vasıtasıyla ben Galatasaray'ın yaz antrenmanlarına katıldım bir süre e, hazırlık döneminde onlarla birlikte oldum sonraki süreçte e, kulüp yurt dışına kampa gittiler bana da dediler ki işte hani biz senden çok memnun kaldık haber vereceğiz e, bizden haber bekle dediler. Kamptan döndükten sonra orada çeşitli hazırlık maçlarına oynamışlar. Ve o zamanki antrenör Erman Kunter beni istediğini takımda benim gibi oyun kurucuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Menajerlerimle iletişime geçti. Daha sonra ben de menajerlerimle benimle iletişime geçti ve biz prensipte birçok şeyde anlaştık. Ee, ama o zaman Galatasaray'ın belli bir davadan dolayı transfer yasağı vardı. O yüzden ben resmi sözleşmeyi imzalayamadım. Ama e, sağlık kontrolünden geçtim, e, takımın bütün antrenmanlar kamplarına katıldım, e, seyircisiz oynanan lig maçında Galatasaray üstüyle, Galatasaray eşomanıyla e, takımla birlikte maçı seyrettim. Soyunma odasındaki yerim hazırdı, ismim yazılıydı, yani bir oyuncunun olabilecek bütün her şey hazırdı, sadece resmi sözleşme imzalanmamıştı. Bu süreçte de e, tabii biraz zaman geçtikten sonra ben hani demeye başladım çünkü benim de birçok teklifim vardı özde, özellikle TBL takımlarından. Dedim ki hani bir sıkıntı varsa söyleyin. E, bana şu an böyle böyle teklifler geliyor. Ben resmi sözleşmeyi imzalayamadım. E, ben gideyim. Yok dediler işte bizim sana çok ihtiyacımız var şöyle böyle falan filan. Bir süre daha oyaladılar beni. Ondan sonrasında yaklaşık iki ay bir süreç sonrasında Ömer Yalçıka'ya benim menajerlerim dedi ki biz anlatmaktan anlaşmaktan vazgeçtik. E Öyle olunca ben bu sefer diğer e, bana gelen teklifler çünkü takımlar beklemiyor ki oyuncuları bana teklif veriyor. Ben Galatasaray'da olduğumu söylüyorum. Başka oyuncu alıyorlar. Öbür teklifleri de kaçırmak durumunda kaldım. E, yani bunun psikolojik süreci benim için çok zorluydu. Çünkü benim hayatımın belki de dönüm noktası olabilecek bir evreydi. Hem yaş itibariyle irtiba şeyle yaşla alakalı hem de e, o zamanki şartlarla alakalı çok farklı bir kariyerim olabilirdi eğer o sene orada olsaydım. E, böyle bir sıkıntı yaşadım. Bunu ben de onlara dedim ki e, yani yaklaşık iki ay belli taleplerimiz oldu. Dedim ki iki aydır ben sizinleyim. İki aylık alacağım verin ve e, kendi resmi hesabınızdan bir teşekkür e, bildirisi gibi bir şey yayınlayın ki insanlar da bilsinler benim Galatasaray'da oldum ve iki aydır orada idman yapıyorum performans sergiliyorum sakatlanma riskim var sadece emeğimin karşılığı olan iki aylık paramı istedim onu vereceklerini söylediler bana söz verdiler bu arada bu bu bunların hepsini menajerim Ömer Yalçın ile konuşuyor hatta mahkemeyi kazanmamın sebeplerinden birisi bu yazışmaların çoğu duruyor yani bütün benim Galatasaray kulübüyle bir problem yok ama bütün bu süreci ilerleten insan Ömer Yalçın Kayaydı. Peki ee, onlar o süreçte bana e, benim taleplerim vereceğini söylediler. Söylediklerinden, söz verdiklerinden, verdiklerinden çok 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 az miktarda bir para yatırdılar kafalarına göre. Ve tamamen iyi niyetli iyi niyet göstergesi olarak bana bir mektup yolladılar yani ben bu onla, onlardan talep ettiğim şeyler bunlar değildi onlar böyle yapmayı tercih etti ben de bunun üzerine dava açtım bütün e, delillerimi sundum 5 yıl sürdü evet uzun bir süreç oldu ama sonunda dava kazandım e, en azından hakkımı yedirmedim e, o yüzden çok mutluyum umarım güzel özetleyebilmişimdir şimdi çok süre geçti aslında 5 yıl az bir süre değil ben de ufak tefek ayrıntıların hepsini çok net hatırlamıyorum ama ee, kaba taslak olarak bu şekilde ilerler süreç. Aslında gayet iyi anlattın ki yani o sezonun da 2017-2018 sezon olduğunu da yani ben belirteyim Merman Kuntel'in Galatasaray'daki sezonu. hani ee, evet. şöyle bir durum da var aslında dediğin gibi aslında yani o dönemde hani 24-25 yaşlarında şimdi belki farklı bir kariyere devrilebilirdi. Yani ben burada şunu da sormak istiyorum. mahkeme süreciyle ne geleceğim. O süreçte neler yaşandığını da soracağım ama bütün süreç Ömer Yalçınkaya'yla döndü dediğin için onu da sormak istiyorum. Yani bu süreçte Ömer Yalçınkaya'dan peki hiç e, bunların olmayacağına dair bir beyan geldi mi? Ve hani şeyle sorayım. iki aylık bir alacağını vardı. Bunu talep ettim dedin. Acaba o alacağın miktarını ve yatan miktarı söyleme şansında olur mu? Ya Galatasaray ne kadar için şey ya, rakam, etti yani? Rakam, rakam vermeyeyim, rakam vermeyeyim ama iki aylık alacağım parayı bana yatırmadılar. Ee, tamamen kendi belirledikleri ve o paradan çok çok az olan bir para hiç bana sormadan direkt hesabıma yattı. Burada Ömer Yalçın kardeş senle hiç iletişime geçmeyi denedim ya da Galatasaray'dan hani o dönemki yöneticilerden herhangi biri. Ee, yok yani. yani. Hiç Erman Kuntar Hoca hiç konuştu mu seninle? Ya bak şimdi, şimdi, şimdi şöyle bir şey yok var. Yok. Ben... Bunu da söylemek lazım yani. Bu ideali <laughs> bir durum aslında. Yani Erman Hoca da çünkü uzun soluklu kalmadı ama yani sadece şeyi merak ediyorum. Hani o evet. iki an itmana çıktın ve sonunda sözleşmeyi alamadın. Hani Erman Hoca'nın buradaki tavrı ne oldu? Seninle bir görüşmüş oldu mu? Bunu merak ettiğim için soruyorum. Ya Erman abi şöyle dedi. Böyle bir karar aldı yönetim. Ee, şu anda ben de yani yönetim ağır yönetimin aldığı, aldığı karar ağır bastı bulut. Ben onları ikna edemedim dedi anladım. Şimdi yani şöyle bir şey var. Ben 11-12 yaşlarında ben Fransa okulunda okuyordum, Tefrikette okuyordum. <laughs> Ailem de beni hem Fransızcam gelişsin hem de en çok sevdiğim şey basketbol olduğu için Fransa'da böyle çeşitli basketbol kampları araştırdılar. Şöyle de bunlardan bir tanesiydi. Şöyle de böyle çok güzel yaz kampları vardı. 3 haftalık, 1 aylık yatılı kalabilecek. Ee, şimdi ailem öyle bir şey o zaman e, organize etmişti. Ben şöleye gittiğimde Erman Kuter şölenin A takım antrenörüydü ve gerçekten Fransa'da çok seviliyordu. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Kulüpte çok seviliyordu. İşte bir Türk olarak bu kadar sevilmesi benim de o zaman çok hoşuma gitmişti. Orada yaklaşık 300 çocuk vardı. Oradaki tek uluslararası e, kişi de bendim. 299 kişi Fransız. Tek yabancı e, kampa katılan kişi bendim. Ve orada hem benim Fransızcanım adına çok keyifli bir kamp oldu. Hem de ben o kampta en üst tör aldım. All Star karmasında mücadele ettim. Hem ülkemizi o şekilde temsil ettim. Hem de işte Erman abi de orada baş an, antrenör olduğu için. Şimdi benim küçüklüğümle Erman abinin öyle bir bağlantısı da var. Ve ben bu Galatasaray işi olduğunda normal şartlarda benim o zamana kad kadar kariyerim hiç fena değildi. Yani <laughs> eğer Erman abi olmasaydı ya da herhangi birisi olsaydı belki ben o deneme antrenmanlarına çıkmayacaktım. Ama Erman abinin yeri bende ayrı olduğu için onunla antrenmanlara çıktım ve ben tabii ki ona da güvendim. Çünkü o beni, Antonio beni çok istedi. Öbür taraftan yönetim ee, de beni çok istediğini söyledi. Ancak bir şekilde sözleşme imzalanmadı ve olmadı. O süreci de benim o zamanki menajerlik şirketim ve Ömer Yalçınkaya ilerletti. Anladım. Yani burada peki şunu sorayım yani ki hani dediğin gibi aslında yani Erman, hani onu da belirtelim. Armand Kuntar hakikaten hani Fransa milli takımının baş antrenörlüğüne aday olmuş. Hatta hani çok yüksek Hı -hı. noktalardan Fransa'nın çok yüksek noktalarından belli hamleler olamazsa belki de Fransa milli takımının çalışılacak bir statüdeydi. Yani burada tabii hocanın çok bir e, durumu yok. Yani e, ideali noktada Galatasaray'da ciddi sorunlar oluyor. Ve burada da ideali noktada Hı -hı maalesef sorunlar var. Hani ben yani, sadece, hani bu koç, belirtiyor. Bundan sonraki iş işte yönetime evet. Yani para dahi sen sen değil tabii menajerin yönetimle konuşuyor. Antrenör sadece bir oyuncu istediğini onun alınması gerektiğini söylüyor. Bundan sonraki bütün süre zaten yönetimle ilerliyor. Galatasaray'da da tabii e, çok sağlıksız bir ideal yapı var senelerdir ki bu sağlıksız ideal yapının kahramanlarından biri de aslında şu an yeniden Galatasaray'da ama Evet, yani şimdi zaten bir şey oluyor. Yine sözünü kestim. Kusura bakma ama. Ee, şimdi o zaman ben genç sayılabilecek bir yaştaydım. Yönetim ve kulüplerin oyuncular gerçekten umurunda olmuyor. Yani bunun sıkıntısını yaşayan, bunun psikolojik sorununu yaşayan, kariyeri etkilenen kişi yine ben oluyorum. Koskoca Galatasaray kulübü. Galatasaray bundan etkilenmiyor. Ama ben ve benim gibi genç oyuncular, özellikle bizim camiada, ee, bu şekilde ve ve benzeri şekilde mağdur bırakılıyorlar ve maalesef ki insanlar e, baş kaldırmaya ya da hakkını yedirmemeye e, cesaret edemiyorlar. Benim bu davayı açma sebeplerinden bir tanesi de bu. Ben bu davayı açtım, haklıydım ve kazandım. Yani insanlar, genç sporcular ya da örnek olabileceğim diğer arkadaşlar hakkını araması gerektiğini düşünüyorum ya yani burada ben de en fikrim biraz yani bizim ben yani sadece basketbol de değil futbolda da hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş işte Anadolu kulüpleri de dahil biraz hani bizim çocuk zaten çok bir şey olmaz noktası evet. da çok daha rahat hareket ediliyor ben sana şunu sorayım peki ya ya yani beş yıl süren bir davadan bahsediyoruz burada hakikaten çok uzun bir süreç bu dava sürecinde neler yaşandı hani e, anlatma şansın olur mu yani tabii ki de davanın tamamını sormuyorum. Hani bunu anlatmak da çok mümkün değildir muhtemelen Hukuken ama evet. bu süreçte neler oldu? Hiç sana ulaşan oldu mu? Ee, neler yaşadın? Hani onu da sorayım. Ya ben ya bu süreçte zaten avukatım ilerletti bütün süreci. Galatasaray tarafında Galatasaray avukatları evet. ile ya avukatlar kendi arasında ilerletti bu süreci. Ee, bununla ilgili kulüpten e, yönetim tarafından beni arayan Antonio tarafından arayan olmadı. Sadece o zamanki takım arkadaşlarım bana iyi dileklerinde bulundular. Ee, i̇şte onlarla konuştum. Kulübün o zamanki yardımcı antrenörleri sağ olsun bana destek oldular. Onun dışında kimseyle konuşmadım. Hani dava sürecini çok anlatamayacağım çünkü tamamen avukatlar arasında geçti. Abi peki şunu merak ediyorum. Şimdi sen 5 yıl önce Galatasaray'a bir dava açtın ve Galatasaray'da 2017-2018 sezonun akabinde de aslında Tekrar değişiklikler oldu. Ee, evet. Bugün yönetim değişti o sezon. Yeni bir yönetim gelmişti. Sonrasında Ömerli eline ve çok kısa süreli bir e, e, Cem Bey genel menajer oldu. E, sonrasında Turgay göz genel menajer oldu. Bugün yeniden Ömer Yalçınkaya. Yani aslında baktığımızda dört tane de genel menajer değişti. Yönetimler değişti. Şube yöneticileri değişti. E, hiç bu süreçte hani uyuşlaşma talebinde bulunan veya evet biz sana haksızlık etmişiz. Bunu kabul ediyoruz. Senin talebinden iki aylık bir alacağınmış. Hani biz bunu ödeyelim. Bu dava süreci de böylece kapansın diyen hiç olmadım mı? Hiç görüşen olmadım yani Galatasaray'la? Bu ya, daha ciddi bir süreç. Ben dava, davayı açtıktan sonra öyle iki aylık paramı alayım onu zaten kabul etmezdim. onu o, En başta ben onları teklif ettim. Onlar kabul etmediler. Ama sonraki süreçte e, bu konuyla ilgili ne bana gelen oldu ne uzlaşmak isteyen oldu ne bu konuyla ilgili beni arayan oldu. E, açıkçası kimse ilgilenmedi. Peki, yani haberleri daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani muhtemelen ben de biraz öyle düşünüyorum açık konuşayım. Ee... Yani çünkü haber, ya Turgay abi e, Ümit Milli Takım'da bizim idarecimizdi. Turgay abinin haberi olsa, ya bir şekilde bu konuyla alakalı konuşurduk daha sonra dışarılarda da işte maçta orada burada karşılaştık. Ya haberleri oldu da, olduğunu daha iyi düşünmüyorum, öyle söyleyeyim peki şey soruyorum abi yine yani bu süreçle alakalı ya yani bu konudan aslında bir tane haberi olan çok net bir insan var. O da Ömer Yalçın. Evet. evet. Ve Ömer Bey hani Galatasaray'da yeniden genel menajerli oldu. Bu mahkeme sürecinin devam ettiğinde bence biliyordur. Ben yani zaten hani bu süreci Tabii. bilen kişi. Ya yani göreve geldikten sonra da hiç mi hani talep olmadı bu yönde yani veya bu 5 yıl süreçte hiç size ulaşmayı denedi mi kendisi? Yani en azından hani biz hatalı kusura bakmayın gibisinden bir mesaj için bile. Ya Can şimdi onu yapacak olsalar onu yapacak insan en başta yapardı. Şimdi bir sürü şey oldu ve benle anlaşamadılar değil mi? Ya yani beni arasaydı mesela Ömer Yalçıkaya beni arasaydı. Ya Bulut sen bize iki ay boyunca emek verdin. Şu 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 sebeplerle biz seninle anlaşamıyoruz yolun açık olsun. Sana başarılar diliyorum dese inan bunlar yaşanmazdı. Yani beni mağdur bıraktıkları için ve benimle gerçekten sonraki süreçte hiç ilgilenmedikleri için bana yalan söyledikleri için ben bu davayı açtım. Yoksa biz bunlarla yani iki taraf bir şekilde uzlaşırdı. <laughs> İlk defa bu Galatasaray'da yaşanmıyor. Benim gibi daha bir sürü oyuncuya bu olmuştur. Ama e, o süreci hiç güzel yönetemediler. Ve ben onlara dava açacağımı da söyledim. Bunu bile bile bunu kabul ettiler. Aç dediler. Ya bana inanmadılar ya kazanabileceğimi düşünmediler. Bilmiyorum. Ee, ama sonuç olarak ben kazandım bu davayı. Ve bu ee, tescillendi. Ya bence dava açacağına inanmamaktan ziyade biraz Ömer Yatsın Kayanı da yani çok da dert değil noktası olmuştur diye tahmin ediyorum. Ya, çok da dert değil. Ya, bilmiyorum artık ne düşündüğünü. Yani ee... Artık evet. onunla ilgilenemeyim. Ee, Ömer Yalçınkaya döneminde Galatasaray çok fazla transfer yaşa, yaşamıştı. Kendisinin döneminde bir de mahkeme kaybetmiş oldu Galatasaray. yerelde de. Ee, Kendisinde bu evet. alanı dolayı da kutluyorum ben. Yani aslında, ee, anlamı olarak benim bu davayı kazanmam şöyle işte artık Allah'ın işi mi denir bilmiyorum. Ee, yeni sonuçlandı mahkeme ve Ömer Yalçınkaya Galatasaray'ın evet. başına tekrar yeni geldi. Yani e, artık nasıl bir tesadüftür bu bilmiyorum yani. Ya çok teşekkür ediyorum aslında. Şurayı çok iyi anlattın. E, son olarak hani e, ne kadar miktar tazminat ödemeye mahkum edildi? Hani bunu açıklama şansın var mı? Onu sorayım. Yoksa da eklemek istediğin e, şeyler varsa senin. Sözü sana bırakayım. Ya onu rakam olarak çok söylemeyeyim. Evet. Zaten benim burada davayı kazanmamdaki amaç para kazanmak değildi. Daha farklı ee, şeyler benim için de önemli. Sonuçta benim hakkım yendi. Ee, belki kariyerimi etkileyen bir dönüm noktasıydı. Ee, daha çok manevi olarak bir dava açtım ben. Ve onu kazandığım için mutluyum. Aslında şunu da sormak şu istiyorum. Benim kanalımda birçok oyuncuyla özellikle futbol tarafında Hı. çok büyük potansiyellere ulaşıp hani olamamış isimlerle ben çok yayın yaptım. Dolayısıyla sana da şunu sormak istiyorum. Şimdi dediğin gibi çok zor bir süreç aslında. Yani iki ay Galatasaray'da oynama e, durumu var ve hani çok da iyi tanıdığım bir koçla. E, takım da aslında o sezon çok iyi durumda değildi. Belki de forma şansı da gelecekti. Hatta sonrasında nokta Hoca takımın başına geldi. Belki Oktay Hoca da kullanacaktı. Farklı Yardım. bir noktaya Ama bambaşka bir noktaya evrilmiş ve durum Senin için o süreç nasıl geçti? Yani sen oradan tekrar nasıl ayağa kalktın? Biraz onu da anlatabilir misin? Ya, yani demin ya, de belirttin çünkü psikolojik olarak zor bir süreç. Açıkçası çok zordu. Yani sırf benim için değil ki benim de bir ailem var. Ailem için de çok Aynen. zordu. Benim seven de çok zordu. Ee, yani çok hatırlamak istemeyeceğim zamanlar. Belki ben bu kadar psikolojik olarak güçlü olmasam ve bu kadar hedefe odaklı olmasam benim yerimde başka bir sporcu belki basketbol kariyerini bitirebilirdi. Belki pes edebilirdi. Belki oyn o kadar yaralandı ki belki oynamak istemeyebilirdi. Ee, ben o, o süreci bir şekilde atlattım. Yani e, sevenlerin bana destek oldu. Çok sağ olsunlar. Sonraki süreçlerde de hani e, ben antrenmanlarıma ara vermedim. Çalışmaya devam ettim. Bir şekilde ucundan yakaladım. E, elimden geldiği kadar da bu işi hakkıyla yapmaya çalışıyorum. E, e, basketbola çok emek harcadım yıllardır çok da seviyorum. Daha yani en az bir 7-8 sene daha e, iyi seviyelerde oynayıp oynamak istiyorum. Çünkü hayatta en iyi bildiğim ve en çok sevdiğim şey basketbol. Pes etmedim. Onun sayesinde devam ediyorum. Abi çok teşekkür ediyorum ben sana. Hani çok iyi şekilde özetledin her şeyi. Ee, yani son olarak senin benim eksik kaldığım, senin eklemek istediğim bir şey varsa onu da e, dinlemek isterim açıkçası. Ya ben de sana çok teşekkür ederim. Sen çünkü bu konuyla ilgilendin. Bana mesaj attın. E, röportaj yapmak istedin. E, ilgin, alakan ve samimiyetin için ben sana ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah. E, devamını diliyorum. Umarım senin de hayatta her şey istediğin gibi ilerler. Çok teşekkür ediyorum iyi dileklerin için. Hani ben gazetecilik yapmaya çalışıyorum naçizane. Hani. İşimi yapıyorum diyeyim. E, umarım hani bizim ülkemizde kulüplerimizde de hani bu tarz durumlar çok yaşanmaz. Çünkü yani dediğin gibi aslında biraz psikolojik açıdan daha çok zorlayan bir süreç insanı. Ee, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Umarım senin için her şey güzel olur. Ee, i̇zleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Burada yayınlarda birçok kez ben aslında birçok noktada söylüyorum. Galatasaray Basketbol Suresi benim için önemli bir nokta. Çünkü arkadaş çevremde Galatasaray Basketbolu'yla ben edindim. Galatasaray basketbolu umarım artık daha doğru yapılarla, daha iyi yapılarla idare edilir ve bu tarz konularla gündeme gelmez. Zila ezeli rakiplerinden birisi Euroleague şampiyonluğu kazandı ve son derece iyi bir idare yapıyla son derece iyi yönetiliyor. İnsanların gıpta ettiği noktada Galatasaray'ın da e, ezeli rakibinin seviyesine çıkması, Fenerbahçe'nin seviyesine çıkması, ebedi dostu olan da aynı zamanda çıkması dileğiyle Türk basketbolu için de çok daha iyi olur diyeyim. Nacizane ben de böyle temennimi iletmek istedim. İzleyenlere çok teşekkür ediyorum. kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerle kalın. Hoşçakalın.